Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Aksaray'a geldim. Geçen pantolon sipariş vermiştim. Yine olmadı biliyorsunuz belli. Terziciye gittim. Adam bana dedi ki bu pantolon yapsam dedi senin beline olmaz dedi. Belin çok ince dedi. Yok yani dedi. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. İade kodu oluştursam çünkü hemen oluşup kargoya gitmem gerekiyor. Kadın kavga ediyor. Bugün de arkadaşımla buluşacağım arkadaşlar. Gazeteci arkadaşım var. Kayseri'de okuyor. O gelsin onunla buluşacağım. Arkadaşlar Aksaray'dan geldim. Gazeteci arkadaşımla buluştum. Onun da YouTube kanalı var da. O pek şey yani. Farklı içerikler üretiyor. O yüzden onu çıkartmadım kanalıma. Daha doğrusu kendisi şey yapmadı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepiniz bir çiçek gibisiniz. Ben de bugün anneme çiçek aldım arkadaşlar. Böyle. Bir de birkaç tane bir şey aldım. Kendime tişört falan. Eve gidince onu da gösterdim. Akşama da dizim var. O yüzden bir de cips falan aldım. Umarım annem beğenir yani. Annemin en çok sevdiği şey çiçek yani. Bir de bugün Kadınlar Günü olduğu için ona öyle bir çiçek almak istedim. Umarım beğenir kendileri. Bu neydi? Orkide mi oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum tam olarak. Eve gideyim. Bakalım annesi ne diyecek yani? Ne tepki verecek? Bakalım görelim. Bir de pantolonlarımı terzide yaptırdım. Bir tane terziye gittim. Bu pantolon olmaz dedi. Ben de gittim başka bir terziye. O da hemen bir şekilde, kolay bir şekilde yaptı yani. Sağ olsun. Çok da güzel oldu. Şu an bu ayağımdaki pantolon terzi yaptı. Bir de kumaş pantolon almıştım geçen gördüğünüz siyah. Onu da yaptırdım. İyi bari aradan çıktı. Bir de telefonum bozuktu. 7 aydır 8 aydır telefonumun ekranı kırıktı. Diğer telefonum, bir tane telefonum vardı eski. İçinde fotoğraflarım falan vardı. Onu da bugün yaptırdım. Onu da sizlere göstereyim gidince eve. Eve gidelim görüşelim. İşte. Umarım beğenirsin. Ben açabilirsin. Aa, çiçek almış. Evet. Abasını alır ama annen de. Abu? Abasını alır ya. Ya sanki size hiçbir şey almadım, iyi. Poşetimi bil. Poşetimi usulca biri getir. Annesiyle sesimi bil. Aynen. Tuba'ya. İkinci annemmiş. Tubanga benim ikinci annemiş arkadaşlar, duyun duyun. Ne oldu? Kız bugün Kadınlar Günü olduğu için anneme hediye aldım arkadaşlar. Bebeğine sahip geliyorum vallahi. Teşekkür ettiğin nasıl güzelmiş. Allah annesi. Kıskananlar çatlasın. Bana da birbirine itibar oldu. Ay, anne şu, güzel. Bu şeymiş, orkide mi neyse artık. Hayır, orkide. Bir sanki çiçek istiyordum, ben de gittim. En güzel bu vardı, başka yok da. Kaçardım onu, bunu pahalı olur. Hayır, ucuzdu bari, kaşı. Sana söylerim. 100 mi? Fiyat söylenmez şu an anne. Evet, teşekkür ettim, nasıl sevindim valla. Dallar çiçek açmıştı evde Tufan Hanım. Ben çiçekleri çok severim gerçekten valla. Bugün de YouTube şey, kanalımda da söylediydim yani. Valla bilmiyorum, çok sevindim. Evet. Benim var da bundan kuruduydu. İşte bunun şey dedi, bu hemen kurudu, özenle bakın dedi yani. Evet, ben çiçeklerime özenle bakarım, sevgimi veririm ben onlara. Kurutma bunu o zaman. Kurutma maalesef. Ben de içeri gireceğim daha. Umay da uyanır diye uyuşturanı bilmiyorum. Umay'ımı özledim. Hemen bir gireyim içeri. Evet arkadaşlar, sabahtan beri. Biraz yüksek konuşacağız. Kardım almış. Bugün geldim. Aksaray'a gittiydi. Şöyle bugün şey ya, oruca birkaç gün kaldı arkadaşlar. O yüzden arkadaşımla buluştum. Son kez bir şeyler yiyelim. Ondan sonra oruca girelim istedim. Neden aldın geldim? Gitmişken de işte. Çok güzelmiş. Güzelmiş. Ucuz valla. Fulla'dan 99 lira arkadaşlar. Ben de çok beğendim. Gittim onları aldım kendime. Valla evde kıyafet işte hep aynı şeyler giyiyorum. O yüzden evde giymeli kaldım. Yardım pek bir şey almaz kendine. Ben her zaman dedim de almıyor işte. Şöyle bir diyabolok salmış mavi, o da nasıl güzel rengi varmış. Tişört annesi. Tişört. Kol kısa. Onun mavisi mi? Mavi daha güzelmiş. Kol kısa. Arkadaşı kol kısa. Tişört. Aynısını aldım. Aldım tabi Esma da giyebilirim. Tabi Esma elik sivil giyiyor. Pantolonun kesebine çok sevdim. Siyah pantolon. Siyah da mı kestirilmiş? Bu da aldıydı, büyük geliyordu. Helal da benim büyük geliyordu. Ben de deneyeceğim. Aynen benim şeydi bunun kumaşı. Adam
şey hani eforun altındaki var ya, ben yapamam bunu, bu olmaz artık dedi. Niye, şu kenardan olurdu? Hem adam buradan dikti hem de şuradan dikti, tam bana oldu valla. Benim tek şu kadar, bana ne? O diğer adam mı dikti? Ama başka bir adama gittim. Ha. O bana yine bol gelir. Yapmıyorlar hani, benim çok ince arkadaşlar. Resmen 28 beden, 27 hatta. Yokum yani. Olur sana ismi. Bu beden benim de, ben 45 beden giyerim. Benim. 42. 45, 46. Ben o, öyle olsam ama iyi. Şimdi herhalde 50 oldu. Bir de deneyine göre. Kere kere. Şimdi o iki tane arkadaşlar daha nişanı gösterdiydim. Ben çok severim. Dünya Kadınlar Günü ya, anne. İçindeki kırmızıyı çıkardı. Bu ne ya? Bunu ben koydum. Hepinizin tekrardan Kadınlar Günü'nü kutluyorum arkadaşlar. Vallahi siz olmasanız yani dünya yaşanılmaz diyeyim. Çünkü erkeklerden bir halt olmaz. Vallahi öyle ama kadınlar yönetiyor resmen. Evet, yani. Çok seviyorum. Şey. Kendini çıkartıyor değil mi şefim? Çıkartalım. Mayı yanmasın. Atarım. Bir sağsı altı alayım ben. Valla çiçekleri gördüm sanki şey, öyle şey geliyor yani. Öyle bir huyum var. Şöyle baktım, ne yaptın bizim anneme? En çok çiçekleri seviyorum. Geçele şuraya. Geçen alacaktım da 200 milyon istedi A101'de. Şu an bir şeye girdim. Sen oluyor değil mi? Ben bunun kabını değiştireyim çünkü küçük. Ben bu mayı dolayı alacak şimdi. Hadi dökülür altına. Dur şurada ya, beceremedik. Yo, becerik de kabı şey. Bunu da 200 lira koydum. Sonra dışarı koy mısın? Şura. Başka şeyde şu kulağın içine koy. Size de şu an öyle bir çiçek vereyim. Hepimize. Kadınlar, erkekleri yok. Erkekleri yok, yok. Aşın dışarı. 5 metre öteden durun. Lütfen. Bu da benim eski telefonumdu arkadaşlar. Yaptırdın mı? Yaklaştı resmi Melisa. Yaptırdım diye de aynı. Bir sürü anılarım vardı. Ben fotoğraflar duymadım. Falan vardı. Bunu da yaptırdım. 6S. Bunu normal şey için kullanacağım. WhatsApp'tı, şuydu buydu. Elimdeki telefonda YouTube için kullanacağım. Esma'ya olmadı. Kaç beden o? S. En küçük bedeni aldım, yine olmadı. Bak bana tam olsa olmadı. Salaş çünkü, o yüzden. Canım şimdi yediğiniz arpa kepeği hem de hiç kilo almayız. Ne bileyim valla, bize niye böyle oluyor, ben anlamam. Sen de kilo alıyorum Melike ha. Bu haksızlık valla bu. Ben nasıl yemek yerim, nasıl öğlen de bir şey yemedik biz, yemin ederim. Esmer'i senden bol bir kek yedik. Valla bugün bir makarna yedim, yemeği böyle şöyle yedim. Zaten videomda gördüm. Yaramıyor. Yaramıyor. Aynen bana yaramıyor, bir de bugün şey, evet. Şey alacaktım, eczaneye gittim. Esma onu bana verin sen. Şey var ya, ben uyuyorum ama arkadaşlar. Şimdi mi? Oruçta diyor. 8-9 saat uyuyorum ama böyle nasıl yorgun, böyle bedeninde bir ağırlık var. Ondan sonra sağlık ocağına gittim eczaneye. O da dedi ki, ek takviye vereceğiz dedi, gıda takviyesi şey. İlaç değil de, D vitamini, E vitamini var ya. Onu da 390 lira, nasıl döndüğümü bilemedim. Giri çıktı. Yorgunluk, stres için iyi gelen bir tane ilaç varmış arkadaşlar. İlaçlar nasıl pahalı ya? İlaç değildi de yani şeydi bunlar. Vitamin oluyor. Vitamin oluyordu. Aynen. Onlar zaten pahalı oluyor ki. Yasin yok galiba. Bir dakika Mele. Ha varmış. Yasin olmaz olur mu? Oruç geliyor. Ben orada namaz kılarım. Oruçtan bazı oruçta mı kalır? O zaman daha sevap olur. Bir tane cips aldım arkadaşlar. Ve fazla aldıktı. Bugün de iki tane yer. Biter. Ben sevdiğim cipsten de. Fıstıklı aldım, yeşil aldım. Hiç orada patates koyamıyorum. Şöyle uzun olandan mı? Uzun, ne bileyim, fıstıklı değil mi? O, aynı de var canım. İkisini aynı mı? Sevmem. Ha, tamam, ben sevdiğim. Biri fıstıklı, biri de şey. Demek ya. Film başlamadan bir taraf. Ben onlar şey bilmiyorum, onlar aşağıda. Daha doğrusu ben cipsi istemeyim artık. Ne? Nasıl oldu aldım sandım. Ha, çikolata mı aldım sandım? Hala en aldığınız bir çekirdek. Bunlar da Melisa ile Esma Aşı'ya gittiler. Ben sizi aradım, dedim ki... Seyir tepemiz var, oraya gittiler. Bir düğün salonumuz var orada. Ama ne yapayım, şunun telefonu şuydu buydu, anca yapıldı. Ondan sonra ben eşittim. Yolda ileride yerine karşılaştık, onu da götürdük. Öyle çantası... İneklerin sadece, bunlar gelmedi. Murat'ı çağırmaya çıktım dışarıya. O da dedi, tam dedi, sen çocuk avatma sırası dedi, hayvanlar dedi, saman bilemedik, davalara yetişemedim dedi. Gayrı baktım, Melisa'yla Esma geliyor, bekledim gayrı, hiç uyumadım mı bugün? Onun sonra en yaşadığım kendine uyutmuş. Allah'ım ya. Hani gösterebilir miyim? Göster, gir hemen çek. Uyuyor çünkü. Kız çek. Ben bu çocuğu ne yapayım kız? Ben nerelere götürüyorum bu çocuğu? Orada akşam arada aklıma hep Umay geldi. Duramıyorum Umay'sız yani, yok. Üniversitede ne yapacaksın bizi? Bileyim ben Mustafa'yı nasıl koyup gideceğim? Allah'ım ya Rabbim. Vallahi öyle koyup gidiyorsun ki. Ben geri geliyordu. Ay çok ağlarım ben. Gidin hadi herhalde. Hani suyunu da koydum. Sanki benim çocuğum hani, ben doğurmuşum. Benim ya üniversitem bittiğinde de siz üniversiteye gitmiş olacaksınız. Ben evde duracağım. Siz üniversitedeki Melisa gelecek. İntikamımı alırım.
Kız benimki neden beyazdı, seninki sarı? Çünkü ben şey ekranı açtım. Gözün yormasın diye sarı ekranı açtım. Sarı ekran var ya, gözünü yormuyor. Arkadaşlar, Kazım'ın hafızası olmadığını benim devam ediyorum. Kazım'a bak. Bugün bana servisteki adam nasıl diyor, Kazım şurada ineceğim diye. Ben dedim ki, abi ben Kazım değilim dedim. Artık ben Onur der misin dedim, ben artık Onur'um dedim. Kim o? Şoför mü? Fatih miydi, kimdi? Fatih abi miydi, neydi? Nasıl sana baktı şey. Ben okudan boşa para verdim dedi. Ben Onur'um artık dedim, lütfen rica ediyorum dedim. Vallahi ben senin Kazım olarak biliyordum, kusura bakma artık Onur derim dedim. Ben dedim. Adamla da olmuşsun. Tamam canım. Ya istemiyorum. Tamam evdekiler okey Kazım desin de başkaları demesin yani. O yüzden yok. Bizim başta kimse ama köydekiler de öyle biliyorsun. Yani çünkü küçükken olsa değişirdi de. Yani büyüdün büyüyünce insan yani almışsın. 2,5-3 yıldır Onur kullanıyorum. Mesela benim ismim Hatice değil de başka bir şey olarak değişsem belki bana Hatice der yani. Başka bir isim dese mesela beni insanlar tanımaz. Yadırgın. Şimdi ben üniversiteye gittiğimde arkadaşlar ilk gittiğimde şey dedim. Hocalara bile Onur dedim. Ondan sonra herkes aslında listede Onur arıyor. Hoca diyor ki listede sen yoksun oğlum diyor. Ondan sonra ben de hocam dedim bir gelebilir misin dedim. Şöyle koşuya çektim hocayı. Ben aslında Kazım'ım dedim. Ondan sonra oğlum niye böyle bir şey yapıyorum falan filan. İşte hocam isim değiştirme sürecindeyim. O yüzden kimsenin benim Kazım olduğunu bilmesini istemiyorum dedim. O da anlayışla karşıladı yani. Öyle üniversitede bir yıl boyunca Onur olarak tanıdı. Ay çok sıcak. Ne sıcak Kazım doğum günü. Mesela bir şey yapsana be. Hasan niye böyle yapıyorsun? Şifremi hep unuttum. Cezalı bunun telefonu. Şu telefonumun var ya şifresini unutmuşum. Ben bu telefonu 6-7 aydır kullanmıyorum. Adı ne telefonun? 6S Plus. 6S ne yapıyor? iPhone telefonu. iPhone. Güzel mi? Valla da mı iPhone? Çok seviyorum. Bakayım ben arkasına. Gri değil mi? Hayır aşk olsun. Ama işte iPhone şu elime varmış. Bugün şu telefonumu satmak için sordum, değildi. 19 milyar verdim. Niye babankine niye ucuz yaptın? Babankine 700 milyona yaptın. Valla 7 milyar verdim. O farklı bir şey ama. Efendim. Sen ne kadar yaptın? 450 TL. Anne ben 7 milyar verdim, sana 26 milyar verdim. Bugün benim şeyim yaptı. Ya işim gücüm size telefonu alma. Başka bir çalayım. Başka hiçbir işim gücüm derdim ağrım yok. Ben öğrenciyim ya, benim kredim yattı bugün. Hiç durmadan telefonu değişiyorum valla. Benim de bu gece yatacağım. Aa, şimdi Esma'yı aldım mı Melisa'yı alıyorum. Melisa'yı aldım da Esma'nınki bozuluyor. Ötekini alayım bana hiç sıra gelmiyordu. Sonunda sen de aldın. Sonunda bu sene aldım. Sana yeter o ama bana yetmiyor. 2 saniye almıştık. Aa 10 GB hafızam geldi. Nasıl oldu? Kalbisiyle geçtim. İkimize de aynı almıştı diyorum. Sonra ileri bir zamanda. Bana da alacağım. Ben aynen şu an yaza kadar bir burun nesli bir param biriktireyim de. Ben de telefonu alacağım desin. Burun nesli param biriktireyim. Sonra bak video çekiyoruz ya biz. Ben kameram başladım normalde. Kamerada 60 milyar diyor arkadaşlar kameraya. Durun. iPhone 14 Plus'ta 51 milyar. 61 lira vereceğim parayı, 51 milyar veririm anladın mı? Paramı hiç okul açana kadar harcamazsam alırdım. Ne ya? Biriktirir harcamazsam. Ben de harcama harcayacağım için. Kesin yatırım biriktirir. Ya. Yatırım yapacağım tabii. YouTube'dan aldığım parayı şey yapacağım, altın alacağım. Aynen. Çoğalır. Çok sıcak kız. Lan yazacağı lan daha yine aldım bunu be. Lan doğuntum akurda bu gece. Sizin bugün kadınlar gününüzü kutlayan oldu mu? Eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz, arkadaşınız. Zaten arkadaşlar benimki kutlayan olmadı buradan duyuruyor. Ay pardon babama da öküz dedim ya. Biraz şey. Odun. Babam bugün kadınlar günü olduğunu bile bilmiyordu. Bilmiyordur aynen. Çünkü sosyal medya kullanmıyor ki adam. İnsanlı kadınlar günü kutladıydım ama dikine başlama diyor. Bir şey yazmış ya bana. Sanki İstanbul'da gibisin, elit gibi, elit yazmış bana. İşte öyle, insanın nerede bulunduğu değil, kendi nasıl geliştirdiği önemli. Evet. İster köyde kal, ister İstanbul'da kal. Ben kendim her türlü geliştirdim. Ben kendi kadınlar gününü kutladım. Dünya kadınlar gününü kutlu olsun. Kendi videomda söyledim zaten. İsmail söylemiştin. Bugün de cuma, hayırlı cumalar hepinize. Bugün Cafer'e ben de çabuk geldim. Şu senin mi? Evet. Hatice gelin arıyor. Hatice gel, bizim Hatice. Arayın mı? Ara ne? Benim kontrolüm yok ki. Nasıl yok? Yok oğlum, fakir kontrolüyüm alamıyorum. Kaç kofin arıyorum. Vallahi yok kontrolüm. Nasıl yani? Aldım da bitti. Ben al kaydım. Size gelin haçaplama olduğunu emin misin değil mi? Onu arayayım. Evet. Durun bir haçaplama arayayım. Yazın faturalıya geçtin mi? Evet geçtim. Tek 180 TL ismi faturam. 20 GB. Öyle oluyor ama. Kaç GB? 20 GB. İsmi ben de 24'e 200 lira ödüyorum. Süper. Dostar bir tane paket vardı. Onu şey yaptım. Benimki 250 lira ama ben akıllı kutladım. Haçaplam gününü hem kadınlar gibi kutladım arkadaşlar akşam. Tuğba'nın gününü de kutladım. Valla ben kimseye kutlamadım. Haçaplama yok. Ya anneminkini kutladım. Ben de. Onu da burada attım. Ayşe bu küfür falan da eder. Ne? Aşko YouTube çekiyorum dur küfür falan. Telefon alıyorum.
Bak, tam arayordum, bak telefon ınıcık arayordum. Ama kontrolüm yok, baktım kapandı, sen açacaktın. Aşkım canlı canlı kadınlar gününü kutlayayım seninle. Kadınlar günün kutlu olsun beyimse. Teşekkürler canım bebeğim, seni seviyorum zaten. İlk başta kutlayan sensin. Aynen. Zaten sürelerin içinden bir sene at, bir yerim çok at. Benim suçum ne? Acıyı kendimi kutlamadı mı? Yoo vallahi kutlama. Bizim evde zaten odun diyor mu, bir şeyden anlamazlar. Vallahi kutlamadı. Müsaade akşam kendisi gelin size geliyoruz. Gelsin vallahi. Gelin. Sen de gel. Gelir mi? Kahkis. Takipçilerim sana... Kendin ayrı mı gelecek yani? Takipçilerim sana küsmüş. Niye ki? Geçen yüz vermediler bana diyor. Aşkım şuna bak ablası. Allah'ım yarabbim. Telefonda konuşuyor. Aşkım beni piyasasın pablo. Neyse sen kapat biz konuşalım. Birazcık burada konuşalım arkadaşlar. Vallahi içerisi çok sıcaktı, bir de misafir gelecekmiş. Hatice ablam gelecekmiş. Kerzi yengem ve annemin eltisi, büyük eltisi. Evdekiler hazırlık yapıyor. Vallahi bugün de Güler ablayla konuşacaktım. Güler abla da beni aradı. Şu an video çekeceğim. Ondan sonra hazırlık falan yapacağız. O yüzden Güler abla özür dilerim beni izliyorsan. Kusura bakma canım. Normalde bugün anlaşmıştık konuşacağız diye. İnşallah bir problem olmasa yarın konuşurum Güler ablayla da. Akşama kadar gezdim, tozdum. Yani... Oruç zamanı ya arkadaşlar. Oruç yaklaşıyor. O yüzden son defa böyle bir arkadaşımla buluşayım, böyle bir gezeyim, bir şeyler yiyelim istedim. Onu da yaptım, geldim. Var ya, size bir şey anlatacağım. 6 aydır belki iPhone kullananlar bilir. Bizde iCloud diye bir şey var. Yani telefonunuzun Gmail'i, normal Gmail. Benim 6-7 aydır sürekli bildirim geliyor bana işte. Mahmut diye birisi girecek hesabına. Mahmut diye birisi hesabınıza girmeye çalışıyor diyor. Ben de bu Mahmut kim diye her şeyi araştırdım. Bulamadım hiçbir şey. Sürekli işte telefona bildirim geliyor. Gmail'iniz çalınacak, Gmail'iniz çalınacak falan filan. En sonunda girdim bu Gmail'e. Araştırdım bayağı bir. iCloud'u. Kapıyı ört canım. Ondan sonra bir baktım. Artık kıyafetlerim daha çok uyarıyorsun. Şükür. Şükür Allah'ım. Melisa gidiyor. Onları olmaz ya. Allah'ım Melisa gidiyor. Ondan sonra iCloud'a girdim arkadaşlar. Orada o kişinin ismi ve numarası çıktı. Mahmut Soylu bir şey işte. Numarasını da buldum. Aradım, dedim ki sen benim Gmail'ime nasıl girmeye çalışırsın? O da dedi ki ben de senin Gmail'in aynısını ben kullanıyorum dedi. Ben 2019'da açtım bu Gmail dedi. Sen asıl benim Gmail'imi çaldın dedi bana. Ben hiç hırsızlık hayatımda yapmadım. Yapmam da benim Gmail'imi ver dedim. Ondan sonra kavga ettik adamla. Meğer ben 6-7 ay önce bir tane iPhone 11 almıştım kendime Sinop'tayken. Ondan sonra mor renk bir iPhone 11 almıştım. Ona o Gmail'imi girmiştim. Bunlar da benim Gmail'imi silmemişler. O çocuk da benim Gmail'imi kullanıyormuş. Meğer öyle olmuş. Ondan sonra dedi ki adamla ortak anlaştık. Ha tamam falan filan dedi. Kusura bakma falan filan dedi. İşte beni savcılar verecekmiş normalde. Kavga ettik, sonunda uzlaşmaya girdik yani. Öyle bir şey oldu dün. Bunu da size anlatmak istedim. Böyle arkadaşlar. Benim günüm böyle geçti. Hepinize teşekkür ederim. Bir de dün çok kırıldım. Birisi şey yazmış işte. Umay'ın üzerinden para kazanıyorsun. Ne konuda canım? Yani Umay'ın bana ne getirse olabilir bu YouTube'dan. Ben Umay'ı zaten hiç göstermiyorum pek fazla YouTube'da. TikTok'u var Umay'ın. Ben Umay'ın TikTok'unu kendi kimliğiyle girdim. 18 yaşından altında küçük olan birisi para kazanamaz TikTok'tan. İzlenmeden para kazanamaz. Umay 18 yaşına geldi mi kendisi kazanabilir. Ama şu an ben asla Umay'ın hesabından canlı yayın açamam. Çünkü ben Umay'ın kimliğiyle girdim. İşte sen Umay'ın üzerinden para kazanıyorsun, prim yapıyorsun falan filan. Pardon. Bunu bu yorum yapana söylüyorum. Kimseye şey yapmasın. Sadece yorum yapana üzerine alınsın. Yani ben Umay'ın üzerinden para kazanmıyorum canım. Ben kendim videomu çekiyorum. Kendi şeyimi yapıyorum. Atıyorum. Okey? Lütfen bunun altını çiziyorum. sizleri seviyorum. Çok seviyorum. Ama 3-5 gereksiz insan çıkabiliyor. Hiç önemi yok. Ben sizi engellemiyorum. Siz beni görmek istediğiniz için geliyorsunuz kanalıma. Beni izliyorsunuz. Ve kötü yorum yazıyorsunuz. Ben şahsen hiç tanımadığım bir insana böyle yorum yazmam yani. Çünkü onu tanımıyorum ben. Yani tanımadığım halde böyle kötü yorum yazmak bence biraz
Anladınız siz. Söylemeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum çünkü bugün özel bir gün. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Beni izlemek zorunda değilsiniz. Tamam, sevmiyorsan beni kardeşim. Engelle. Çık. Görme beni. Ne olacak? Ben sana beni izlediği şey yapmıyorum. Beni seven, sayan insan zaten izliyor. Buradan beni seven değerli takipçilerime öpücüklerimi, kalplerimi gönderiyorum. Sevmeyen de kendi bilir. Ne yapayım? Beni sevmek zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Neyse, yanlış bir şey söylediysem hepinizden özür dilerim. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.